Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Hyundai Bayon'u inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz araç en baz donanımlı Jump donanımıyla birlikte bizimle. Herkes dolu paket araba çekerken ben yine boş paket çekmeye devam ediyorum. Baz donanımların videoları bulunmuyor çok biliyorsunuz. Bu sefer baz donanımlı bir Bayon'la birlikteyiz. Jump 1.4 manuel atmosferik bir motora sahip. En baz donanımı. Bakalım Bayon en baz donanımında bize neler sunuyormuş. Önce şöyle aracın etrafında dönerken Bayon hakkında genel bir bilgi vereyim size. Bayon i20'nin yerden yüksek versiyonu, Egea Cross'un rakibi. Tam rakibi hem de, yani böyle acaba öyle mi böyle mi değil, direkt rakibi Egea Cross'un. Hafif yerden yüksek arazi eklentileri var. Hatchback. Şöyle ön tasarımla başlayalım. Genel tasarım değerlendirmemi yapayım başlamadan evvel. Araba birazcık Hyundai'nin yeni tasarım dilinde fütüristik bir tasarıma sahip. Burada Hyundai'nin o keskin hatlarına bir atıfta bulunan farlarımız var. Halojen aydınlatmaları var bu jump paket olduğu için. Yukarıda gündüz ledlerimiz var. Sinyaller buradan yanıyorlar. Buradan yansalar daha güzel olabilirdi. Önde geniş bir ızgaramız, üzerinde şöyle bir parçamız var. Burası kapalı. Buradan hava girişi vesaire yok. Önde güzel havalandırma ızgaralarımız var. Fiyatı da 200 bin lira seviyelerinde. Şöyle yan tasarımına geçtiğimiz zaman o Hyundai'nin o keskin çizgili 3 boyut tasarımları devam ediyor ama bu arabada o kadar fazla gölge oyunu yok. Sonu hatırlayın mesela 5 boyut falan vardı. Elantra'da da öyleydi. Bunda o kadar keskin hatlar yok. Keskin hatlar var, o kadar fazla boyut yok. Bir şurada bir hat var. Bir de kapının buradan gelip şurada bir üçgen yapıyor. Arkada da Bayonlar gidiyor. Yan tasarımdan devam edelim. Burada 16 inçlik 195-55 R16 evadında konturlu alüminyum alaşım jantlarımız var. Baz donanımda bu jantların sunuluyor olması güzel bir şey. Çamurluk içinde davranmazımız şurada yok, önde var. Şöyle yanda o crossover eklentileri plastik mevcut. Aynalarımız gövde rengi, kapı kollarımız gövde rengi. Şöyle devam edelim. Arkalar disk, arkada davulunmazımız şöyle. Arka tasarıma geldiğimiz zaman gayet güzel. Baz donanımda sanıyorum şurası yanmıyor şu ara. Yine burada halojen stoplarımız var. Yine o öndeki gibi bumerang şeklindeki tasarım oyunları stoplarda da var. Yalnız arka tasarımı beğendiğimi söyleyebilirim. Ön tasarım mesela güzel. Yani tasarım olarak bütünüyle ele aldığınızda güzel bir araç olmuş. Hyundai bunu da güzel yapmış. Altta yine o arazi eklentileri, crossover eklentileri var. Altta güzel renkli bir difüzörümüz var. Egzoz çıkışı fake değil. Gerçekten şu altta. Yani buraya fake bir egzoz çıkışı, yani sahte bir egzoz çıkışı yapmamışlar. Burada geri lambamız, burada da sis farımız var. Şöyle bagajını açalım. Gayet geniş bir bagaj hacmi, bagaj ağzı var. Bagaj üstünde plastiklerimiz mevcut, tutma kollarımız var. İki tane, bir burada, bir de burada. Buralar çıplak plastik ama B sınıfı olduğundan mütevellit. Yükleme ağzı geniş. Bagaj hacmini ekrana yazayım. 400 küsür litre olması lazım. Tam emin değilim. Burada girintiler var ama içine koyabileceğimiz bir şeyler yok. Burası sert. Şurada bir yangın tüpünü koymak için bir göz var. Hani böyle koyup buraya başka bir şey de koyabilirsiniz. Tabii ki tercihiniz size kalmış. Altta bir halısı mevcut. Bu halının boyutu ince. Burada da bir yalıtım vesaire yok. Stepned yok. Şunu çıkardığınızda burada da güzel bir saklama alanı da olabilir. Eğer bu 1.4 atmosferik LPG takarsanız tankını da buraya koyabilirsiniz. Burası ince ama şu katman B sınıfı sorunsallarından. Panzotu güzel ama bagajla birlikte açılıyor. Şöyle bagajı kapatalım. Ve şişe cam. Bu araç Türkiye'de üretiliyor. Bunu da söyleyeyim. Türkiye'de üretilen bir model. O yüzden %50'lik ÖTV diliminde kalıyor. 1.4 atmosferik alırsanız en üst donanımından emin olmamakla birlikte çoğu donanımı kalıyor %50'de. 1.0 turbo benzinde üst sınıfa geçiyor maalesef. Kapı kollarımız güzel. Kapıyı şöyle bir açalım. Baz donanım jump unutmadan geçelim. Kapı üstlerimiz sert plastik. Zaten kapıyı açınca ben i20'yim diyor. Bu araba i20'nin yerden yüksek versiyonu. Bunu söyleyebiliriz. i20 de çekecektim ama burada hiç i20 yok. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Buralar sert plastik. Burası siyah, krom değil.
dolu pakette krom geliyordur muhtemelen. Daha renkli bir iç mekan oluyordur bu bazı donanım. 4 cam otomatik var. Bu sadece sol ön cam tek tuş otomatik. Diğerleri basılı tutarak açıyorsunuz. Arka cam kilitlerimiz, ayna kontrollerimiz var. Katlanır ayna yok. Şuralar yumuşak olsa iyi olurdu. Kolumuzu koyduğumuz yerler şöyle. Burası yumuşak olsa iyi olurdu. Ama burada güzel dokular var. Bu tasarım oyunlarını Hyundai seviyor. Son araçlarında. Kapı içi göz yeterli seviyede. Burada bir şişe koymalık bir göz var. Bir de bez vesaire koyabileceğiniz bir göz var. Şöyle iç mekana genel bakalım ama koltuğuna bakalım önce. Kumaş, bağları mesafesi yeterli. Manuel ve yanal destekleri gayet güzel koltuklarımız var. İçeri geçelim yavaşça. Şöyle kapıyı kapatalım. Plastik bir direksiyonumuz var. Deri olmasını isterdim. Bu donanım alırsanız maalesef. Bazı donanımda neler sunduğuna birlikte bakalım. Bu donanımıyla bence yani alınabilir. Alınmasında bir engel yok. Sadece deri direksiyon değil. Bunu da yapabilirsiniz zaten. Burada güzel havalandırma flaşlarımız şöyle. Buradan başlayıp böyle devam ediyorlar. Burada parça oluyor. Şeydeki gibi B8 Passat'tik gibi. Güzel ama. Tasarımı güzel yedirmişler. Burada açılmayacak. Araba yeni gelmiş. Showroom modunda açılmayacak ama açılsa da bir şey değişmeyecek. Bluetooth'u olan normal bir teybimiz var. Herhangi bir dokunmatik ekran vesaire yok. Bluetooth olması güzel ama şunu şu kadar bir şöyle bir dokunmatik ekran olsaydı daha güzel olurdu diye düşündüm. Baz donanım. Ama güzel olabilirdi Egea'da. Egea'nın bazında var mıydı? Yoktu diye hatırlıyorum. Bunda da yok. Ortadaki kadranlarımız güzeller. Okunaklı. Bu ekranda siyah beyaz ama piksel değil. Analog. En üst pakette sadece Elite pakette hayalet ekran geliyor. Style ve Jump pakette böyle ekranlarınız oluyor. Otomatik farımız ve otomatik sileceğimiz yok. Otomatik farımız var. Bu da güzel. Bu özelliklerin olması da güzel. İç mekan aydınlatmalarımızı şöyle göstereyim. Beyazla mavi arasında böyle Hyundai'nin tonu. Aşağıda manuel klimamız mevcut. Dörtlü butonumuz burada bu arada. Dörtlü butonumuzu buraya yerleştirmişler. Aşağıda manuel bir klimamız mevcut. Klimanın altında 2 adet USB, 1 adet 12 volt çıkışı var. 12 voltu kapaklı yapmaları da güzel olmuş. Burada da güzel bir gözümüz var. Şöyle derinliği de yeterli seviyede. Dolu pakette kablosuz şarj alabiliyorsunuz. Park sensörü var. Park sensörünün kapatma butonu var burada. Malzeme kalitesi burada da sert plastik. B segmenti ve baz donanım bir araba olduğunu düşündüğümüzde normal gelebilir. Fiyatları Türkiye pazarı için uygun. Torpidomuz biraz langır lungur açılıyor. Burada kullanma kılavuzunu koymuşlar. Yeterli seviyede bir gözü var. Soğutması ve ışığı yok. Buralar tabii sert. Buraları artık söylememe gerek yok. 6 ileri manuel bir şanzıman var bu araçta. Debriyaj yumuşak. İçler tıkır tıkır. Şöyle 6. Geride mandallı. Şöyle geride. Şuradan böyle geçiriyorsunuz. Mekanik bir park frenimiz var. Bu arada bu deri kaplı değil. Bu da deri kaplı değil. Direksiyon da deri kaplı değil. Direksiyon hakkındaki görüşümü söylemiştim. Tucson'a yakışmıştı. Bu araçta ne bileyim. Bu arada burada hız sabitleyicimiz var. Hız sabitleyicinin kontrolleri var. Baz donanım olmasına rağmen hız sabitleme olması güzel. Direksiyon ne bileyim abi. Ergonomik ama şu kollar biraz garip duruyor. Yani güzel de çoğu kişi sevmiyor. Bana da böyle arada güzel arada fena değil. Bu arabaya bu iç mekanı oluyor ama ne bileyim. Şurası böyle olmasa daha güzel olurdu. Burada elektronik manuel frenler dedik. 2 adet bardaklığımız var. Bir kol dayamamız var. Kol dayamanın ileri gerisi var. Kapağını açıyoruz. İçte halı kaplamalı güzel bir torpidosu var. Torpido diyorum, kol dayaması var. Yukarı çıktığımızda kararmayan bir dikiz aynamız var. Manuel karartmalı. Yukarıda halojen aydınlatmalarımız var. Güneşliğimizde bir aydınlatma yok maalesef. Tavan döşemesi de hani Yaris'le aynı. Ortalama bir tavan döşemesi var. Göğüs mesafesi uzun. Yani göğüs mesafesi biraz uzun. Cam da biraz yatık olduğu için şurası biraz şey yapıyor. Garip hissettiriyor ama alıştığınızda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burada ESP'yi kapatma butonumuz ve lastik basınç sensörümüzün ayarı mevcut.
Burada da gösterge parlaklıklarını ayarladığımız buton mevcut. Arkaya bakalım bir de arka yaşam alanı nasılmış. Evet, arka kapımızı açtık. Arka kapı güzel açılıyor, geniş geniş açılıyor, ferah. Kapı üstleri sert plastik ve şu döşeme biraz ince geldi bana, şurası biraz ince. Burada da tabii bir kaplama vesaire yok, Baz Donan'ın bir arabaya göre. Şu arka koltuklarımız güzel, 2 adet Isofix'i var. Isofix'leri fermuarla kapatmışlar. Bu da güzel, böyle açıkta durmuyor. Kapak olsa güzel olabilirdi tabii. Şöyle içeri binelim, arkaya binelim. Arkada bir karış bir diz mesafesi var. Benim boyum 1.75. Önde ben az önce oturuyordum, güzel ayarladım. Baş mesafesi de telli dik sıcak. Baş mesafesi de yine şöyle zorlarsam bir karış ama geniş geniş, 5 parmaktan fazla bir karıştan küçük bir baş mesafesi var. Arkası ferah. Arka cam yüzeyler güzel. Omuz mesafesi düz geliyor. Güzel omuz çizgisi. Arka dönüne genel bakış böyle ya. i20 gibi. i20'nin biraz daha yüksek ve geniş hali. Arkada bir havalandırması yok. Bir adet USB'si var. Koltuklar yumuşak. Güzel. Bir kol dayaması maalesef ki bulunmuyor. Baz donanım olduğunu çok hissettirmedi. Baz donanım bir arabaya göre gayet güzel özellikler var. Hani hız sabitleme olması güzel. Bluetooth olması güzel. Manuel vites. Otomatik klima yok. Otomatik far olması güzel. Bunlar yeterli donanımlar. Ha, dere direksiyon olsa daha güzel olurdu. Onu da halledebilirsiniz dediğim gibi. Böyle yani bu arabadan da. Bir dışarı çıkalım, kapanış yapalım. Evet, bugün sizlerle birlikte yeni Hyundai Bayon'un jump donanımına baktık. Yani en baz donanım seviyesine baktık. Yine Türkiye'de herkes style'la elit çekerken ben jump çekerek farkımı ortaya koyduğumu düşünüyorum. Sizlerden de bunun hatırına bir beğeni ve bir abonelik istiyorum. Bu kadar da bu videodan da. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.